Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün yeni çıkan Caitlyn kostümünü inceliyor olacağız. Pulsefire Caitlyn'i gerçekten çok tatlı bir kostüme benziyor. 1820 raid puanına satılacak olan bu kostümü PB sunucusunda deniyor olacağım sizler için. Bot oyununa girdim. Gerçek bir oyunda görelim kostümü güzel güzel diye. Gerçekçi de bir durum oldu sanıyorum. Alt koridora gidiyoruz. Şimdi fakat çok havalı bir şekilde gidiyoruz. Onun da dikkatini çekmek istiyorum. Animasyon mükemmel olmuş gerçekten. Base'den çıkış muhteşem olmuş. Bunu bir de böyle oyun sonlarına doğru ekstra hızlı yaptığınızda ateş edecektir diye düşünüyorum. Q yeteneğimizi açalım. Asırlardır da Caitlyn oynamadım ha. Özlemişim keratayı. Sızdırılan bilgiler arasında en şüphelendiklerimizden, en uzak baktıklarımızdan bir tanesiydi. Caitlyn, Pulsefire Caitlyn. Geçtiğimiz haftalarda Pulsefire Ezreal ile oyuna giren oyuncular sesler duymaya başladılar bildiğiniz üzere. Gecenin 4.30'undayız yine PBE yaması lanet olası Amerika saatine göre geldiği için her yama öncesi veya yenilik videosunu size böyle uykusuz bir ağzım yüzüm kayar şekilde yapıyorum. Özür diliyorum. Saat farkı böyle bir şey. Aa, burada geri dönüş animasyonu muhteşem görünüyor. Ona bizzat bakmam lazım. Evet, Riot'a ışınlanıyor. Bir de burada sanırım her seferinde farklı yerler çıkıyordur. Hep Riot yazmaz orada. Böyle Piltover falan çıkıyor gibi bir şey görmüştüm. Şimdi nereye gidiyor? Shuruma'ya gidiyor. Her seferinde farklı farklı şeyler koymuş. Muhteşem olmuş Portal. Neyse Ezreal'da işte kaçış yok falan gibi böyle robotik gelecekten gelen bir ses duyduğumuzda Pulsefire Caitlyn'in kesinleştiğini anlamıştık ve bu kostümün çıkışı beni mutlu etti. Caitlyn oynamıyor olsam da gerçekten hoş bir kostüm olduğunu düşünüyorum. Q yeteneğimiz renkleri falan güzel, efektleri de tatlı duruyor. Şimdi kafadan vuruşumuz var mı? Hayır. Aa, var mıymış, kafadan mıydı o? Neyse. Şöyle bir dürtelim şunları. Ne diyordum? 1820 raid puanlı olacak kostüm ve gördüğünüz üzere animasyonlarından efektlerine, dokusundan modellemesine her şeyi bu kostüme özel ayarlanmış bir kostüm. Caitlyn de artık sanıyorum resmi olarak bol miktarda kostümü olan bol miktarda güzel kostümü olan şampiyonlar listesine giriş yaptı diye düşünüyorum. Buraya da tuzağımızı koyduk. Bayağı tatlı modern bir tuzak. 22 diyor sayısına, bir özelliği var mı acaba? Buradaki de 81 diyor. Ona bakmaya çalıştığım için şeyden kurtuldum az önce. Lux'ın şeyinden kurtuldum. Bu arada bot AFK kaldı az önce gözlerimin önünde. Gördünüz, bot hareket etmedi. Neyse. Skor alışımızı görmüş olduk. Bu beni mutlu etti. En kısa zamanda 6 seviye olup ultiyi görmek zaten ana amaçlarımızdan bir tanesi. Haydi orta koridora gidip belamızı arayalım. Ya da yılan avlayalım. Seslendirmesi de özel diye düşünüyorum. Gecenin bu saatinde çok sesi açamıyorum ama bakalım. Sizin ses seviyeniz de uygundur umarım. Beni de oyunda rahatça duyuyorsunuzdur. Kesiyop ya bot. Yani Q atacak fırsat bile olmadı. Kuleye öldürttü kendini sağ olsun. Bakalım E yeteneğimiz nasılmış. Şöyle bir atalım. Bayağı tatlı olmuş. Renkleri çok güzel. Yani ben açıkçası böyle bir şey beklemiyordum. Pulsefire Caitlyn falan yani bu Ezreal'ın sesine giriş yapıp kesinleştiğinde daha robotik, böyle daha kafa avcısı Caitlyn'e benzer bir şey düşünmüştüm. Hatta o yüzden de Pulsefire Caitlyn uzak geliyor. Burada bakar mısınız silahı nasıl oldu? Silahı ve arkasındaki kırmızılık oluşuyor headshot hazır olduğunda. Oyundaki şu an en iyi göstergelerden biri olmuş. Yani bunlara ne kadar dikkat ediyorsunuz bilmiyorum ama işte Annie'nin sersemletmesinin hazır olması, işte Caitlyn'in kafadan vuruşunun hazır olması gibi böyle birkaç vuruşta bir çalışan ya da belli zamanda bir çalışan yeteneklerin çok tatlı, çok hoş şeyleri oluyor. Göstergeleri oluyor. Caitlyn'in de bu kostümünde muhteşem olmuş. Yani kafadan vuruş yapacak olan bir Caitlyn çok rahat fark edecektir. Bu botlar niye AFK kalıyor ben anlamış değilim. Ha, sunucu kopuyor. Ben de kopuyorum arada. Hatta belki sadece ben kopuyorum, kim bilir. Şuna bir basar mısın? Bir şey deneyeceğim. Teşekkürler. Özlemişim LoL oynamayı da ya. Fırsat olmuyor biliyorsunuz.
Anca MSI'yı takip ediyoruz. Supermassive nasıl aktı ama nasıl ateş etti. İzlediniz mi maçları? Çok güzeldi maçlar. İzleyin maçları. Cassiopeia beni öldürmek istiyor. Köpek yardım et. Ya şimdi inansam keserim de iyi örnek olmaya çalışıyorum. Bir de zaten dönelim de ışınlanalım. Üst koridorda da aksiyon varmış. Oraya girelim. Hızlıca altı seviye olalım. Bence iyidir. Okey, o zaman haydi dönelim. Bakalım bu sefer portaldan neresi açılacak? Yine Shurima'ya gidiyoruz sanıyorum. Buradan da geri dönüyoruz. Güzel. Vallahi direkt AMK kılıcının adı çizme yapıştırıyorum. Çok net bir insan olmak istiyorum. Işınlanabileceğim güzel pozisyon yok tabii ki. Gerçi bu pozisyon yeterince güzeldi mi? Ben burada çok yalnız mı kaldım acaba? Eski Caitlyn'den kimler kaldı peki? Eski Caitlyn'ler kaldı mı? Eski Caitlyn main'lere ne oldu? Eski Caitlyn'i ben çok severdim. Az önce Q kaçırışıma dair dikkat çekmemeye çalışıyorum. Lütfen bu konuda konuşmayın. 212 ping var, tamam mı? Beynimde zaten apayrı bir gece 4.5 lag'i. Allah'ım botlar ne yapıyor? Neler oluyor? Sunucu patladı şu an gerçekten. Sunucu yok oldu. Ya benim gerçi benim internetim de çok kötü bu ara, biliyor musunuz? Büyük sıkıntılı hem de. Genel olarak kötü gidiyor. 5 seviye olduk. 6 olmak üzereyiz. Ultimizi de bir deneyelim. Ultiyi de bir görmek lazım diye düşünmekteyim. Bu arada evet, seslendirmeler özel şu anda. Kesinleşti bu. Seslendirmenin de özel olduğu farklı replikleri var. Bakalım hangi şampiyonlarla interaksiyonları olacak. Kostümlere dair interaksiyon videosu pek yapmıyorum biliyorsunuz. Çünkü genelde hikayesel bağlantıdan ziyade geyik oluyorlar ve oturup kostüm hepsini seslendirmesine kasmayı istemiyorum dürüst olmak gerekirse. Şeyleri anca yetiştiriyorum zaten. Normal şampiyon seslendirmeleri. Şu an çok üzdü. Şu an çok üzdü ya. Tamam, bu bot olduğu için benim varlığımı unutacaktır. Hatta ben o kadar eminim ki beni umursamayacağını, burada minyon keseceğim yani bu derece. Hatta sonra belki Vladimir'i de öldürürüm de. Hani o minyonu bir kesmeyeyim, Vladimir'e yaklaşma şansı. Vladimir sapıttı şu an, bot kafayı yedi. Pampuş en son gelişmiş bot yapıyordunuz yav. İşin kötüsü ben... Ölebilirim. Elli mana borç alabilir miyim birinden? Bir şey deneyeceğim. Enteresan bir şey deneyeceğim. Bas şuna bakayım. Heh, teşekkür ederim. Bot tarafından trollendim. Okey, bunu yapmama gerek yoktu ve bu animasyon normal miydi size? İki soru birden. Bence bu animasyon normal değildi çünkü bu kadar hızlı atak yapamaması lazım flash'tan sonra. Kostümle ilgili bir vaziyette olabilir, pingle ilgili bir vaziyette olabilir. Bu sefer nereye gidiyoruz Caitlyn bebeğim? Bilgewater'a gidiyoruz bu sefer. Aha, Bilgewater şapkası taktı ona göre. Nereye gidiyoruz, oranın şapkasını takıyor. Vay arkadaş. Bir de bu detaya kasmışlar. Helal olsun. Bu açı, sırf şu hareket bile bu kostümü çok değerli yapıyor bence. Gerçekten çok hoş bir detay. Biraz can çalmak istiyorum çünkü koridorda kalabilmek istiyorum. Çünkü oyunu kazanmak gibi bir derdim yok. Ben tamamen bol bol yetenek görmek istiyorum. Mana yenileme de alsaydım keşke. Neyse. Zaten ultimizi deneyelim gidip. Şimdi ultiyi görelim. Çok tatlı ama kostüm. Gerçekten beğendim. Yani beklentilerimin çok üzerinde. Ben yani... Şimdi aynasız Caitlyn güzel bir kostüm. Kafa avcısı Caitlyn güzel bir kostüm. Caitlyn'in genel olarak... Güzel kostümleri olan bir şampiyon olduğu için üstünde bir de Pulse Fire 1820 RP diyordum ama beklentim olmadığı için pek bir ekstra başarılı buldum gerçekten bu kostümü, temasını falan. Ama Aloy'i, Jin, bunlar bekliyor sevgili Ditto, duy sesimizi. Yorick, 5 sene mi oldu Yorick'e kostüm çıkmayalı? Shen, Swain, bu şampiyonlar yaşıyor, bu şampiyonlar hala var, bu şampiyonlar aramızdalar ve mutsuzlar. Şimdi gidip ultimi deneyeceğim bu arada. Ultiyi denemedik, deneyemedik.
Lütfen şampiyonlara kostüm çıkarın. Ne olur ya. Ne olur, bir Aloy kostümümüz yok. Ne kadar oldu şampiyon çıkalı, bir Aurelion sol kostümümüz yok diyecektim de. Aurelion sol ismi takan da yok, dürüst olalım. Vay 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 Vito Bey. Efekt kasmışlar efendim. Pek tatlı olmuş, beğendim. Ah ah, biz eski Caitlyn'ler böyle savaşa girerdik. Eskiden ay adama A tutturayım da sonra ona ekstra vurayım da gibi dertlerimiz yoktu. Eski Caitlyn güzeldi. Sonra ben yaşlandım. Caitlyn'le oynaması zor yaptılar. Ben de oynayamıyorum şimdi. Gerçi denemedim hiç bu yeni halini. Videoya çekmek dışında hiç ciddi anlamda denemedim. Çünkü onun nişancı oynamıyordum. Sonra da bir baktım Caitlyn'le aramda dağlar açılmış. Ben Tristana'mı, Sivir'imi falan oynuyorum. Okey, son bir ulti atıp videomuzu sonlandıralım diyorum. Kostümü yeterince gördük bence. Hatta bir back atıp bekleme süresinde azalma eşyası alıp yürüyelim. Hem bir geri dönüş de görmüşüm. Bakalım nereye gidiyoruz? Neresi burası? Başibat'a gidiyoruz. Belli bir yer mi bilmiyorum ama ona göre bir şapka da taktı zaten. Bana herhangi bir bekleme süresinde azalma ver. Farkmaz. Hadi pırıltı alalım, komik olur. Ultimede 15 saniye var. Bunu kesip tapa gidip oraya ulti atayım, ne dersiniz? Hem yine aksiyon olmuş olur. Artık böyle bol tuzak konuyor değil mi Caitlyn'de? Bağırma sen de kadın. Okey, ultimiz hazır. Geliyorum Garen. O da beni işaretlemiş zaten canım. Hatta ultiyle öldürmeyi deneyeceğim ya. Onu ayarlamak kolay değil tabii şimdi elimizde botlar olduğu için ama elimden geleni yapacağım. Bu arada yenilenen şey simgelerini görüyorsunuz. İşte stun yeme, bekleme, bilmem ne falan gibi. Emin misin Vladimir bu hareketlere? Böyle bir ulti efektimiz de var. Sizlere izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha fazla PBE yeniliklerimiz mevcut. Ama bir güncelleme daha gelecek muhtemelen. Belli değişiklikler olacak. Dengelemeler falan iyice belli olsun. Çıkacak her şey çıksın. Sonra sizlere aktarıyor olacağım. Bu arada koyduğum totemi de görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Pulse Fire totemi bu da. Kaç kere aynı dönüş animasyonunu arda arda gerçekleştireceksin sevgili Caitlyn? Neresi burası? Piltover herhalde diye düşündüm şu şapkadan. Evet, hep aynı şeyleri yapıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyor. Gecenin köründe yanlış bir şey söylediysem, dilim sürüştüyse sizlerden özür diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakınız. Muhtemelen yarın daha fazla PBE değişikliğiyle, sonraki günde de GTA Vice City videolarıyla devam etmek üzere 4-7 Mayıs arasında İstanbul Gençlik Festivali'nde olacağım ben de bir sürü League of Legends yayıncısıyla ve Riot Games ekibiyle birlikte. Bir sürü sahneler, muhteşem bir etkinlik alanı var. Etkinliğe giriş ücretsiz. Gangplank kostümü dağıtılıyor olacak. Sohbet edeceğiz, bilgi yarışması yapacağız. Show maçlarımız olacak vesaire. Özellikle 4-7 Mayıs arasında hepiniz İstanbul Gençlik Festivali'ne bekliyorum imkanı olanları. Detaylar için League of Legends'ın ana sayfasına bakabilirsiniz. Orada duyuru olması lazım. Facebook'ta etkinlik de var. Yine ben de kendi sayfamdan paylaştım. Onlardan da bulamadıysanız. Görüşmek üzere efendim.